Kardeşlerim hoş geldiniz. İlk defa oynuyorum serimi. Çok beğeniyorsunuz biliyorum. Bana da geçenlerde yine bir kutudan bir tara çıkmıştı bu hesabımda ve ben daha önce hiç tara oynamadım ama benimle olan maçlarınızda ve yayınlarda epey tarayla oynuyorsunuz. Oralardan aşina olduğum bir karakter ama hiç oynamamıştım bu karakteri. Gelin şimdi beraber bu karakteri bir oynayayım bakayım. İlk defa nasıl bir tara oynayacağım ben de bilmiyorum. Çünkü elindeki kart destesini fırlatıyor ve 3 ayrı parçaya bölüyor. Aynı bu şeydeki gibi. LoL'deki Twisted gibi bir karakter bu açıdan. Hani normal hasar verme vuruşu. O yüzden bakalım Tara nasıl bir karakter. En iyi 3 yorumu yine video sonunda ekrana veriyorum abi. O yüzden aşağıya yorumlarınızı patlatmayı ihmal etmeyin. Sizlerin de yorumları ekrana çıksın. 750 like istiyorum abi bu serimizin devamı için. Lütfen aşağıdan bir beğen butonuna basmayı da ihmal etmeyin. Bizim gibi küçük kanallara desteğiniz olsun. Hadi gelin Tara'yla önce bir çift hesaplaşma bir gireyim. Karakteri bir deneyeyim. Ondan sonra da bakalım becerebilecek miyiz Tara'yı görelim abi. Şimdi Tara'nın ultisi yanlış hatırlamıyorsam bir alana bir şey atıyor ve orayı böyle bir kavurup kasıp kavurup böyle kendine şey yavaşlatıyor gibi. O oraları toplarken yalnız kart atışı çok hızlı. Bu açıdan güzel. Ve şey menzili de fena değil. Ama tabi 8 bite nazaran menzili tabi daha düşük. Güzel. Ama hasar pek çıkmıyor gibi. Üçünde de vuramadık. Bizim arkadaş gitti mi? Bizim arkadaş dediğim de Rus'muş. Hop Rus kardeş. Aha adam ultiyi açtı orada. Ayaz var orada. Güzel. Çantayı oraya attı. O mevzuyu orada kuracak. O yüzden aman oradan uzak duralım. Şimdi şunun etrafına gidip aslında şu alt tarafta kim var? Uy 13 yüklüsek. Bizim arkadaş gitti. Ben kaçayım bu arada çünkü 16 yüklü bir Frank var orada. Oy orası çok pis karışmış. Aa bu arada renk değişmiş abi. Sarı renkli falan artık. Evet karşı takım resmen makine abi şu anda. Ne? Evet 20 yük mü? Oğlum 20 yüklü 8 bitti. Aa kaç kaç kaç. Adamları bir araya getirmek çok büyük bir yanlıştı zaten. Ultimi orada kullanmamam gerekiyordu. Zaten ölecektim yani. Hani yaşıma ihtimalim yok orada. Ya Tara açıyor ya. O açması çok sıkıntı. Acaba Tara'nın ilk hani aynı Shelly gibi ilk çıkışta 3 kartın çıkış noktasında 3 kartın hasarını birden yakın mesafede veriyorsa yani Shelly gibi o zaman Tara'nın olayı iyi olabilir bak. Orada çok fazla hasar çıkarabilir Tara. Şimdi gelin bir de bir tek hesaplaşma gireyim. Bakayım tek hesaplaşmada bir şey yapabileceğiz mi? Abicim yani şu pusmak biliyorsunuz delikanlı adamın şeyidir yani usulüdür. Bak şimdi yakından vurayım. 1380 vuruyorum. Uzaktan vurayım. Aynen yakından vurunca direkt üçlü vuruyor. Aynen Shelly gibi. Güzel. Bu güzel bir şey en azından. Ama tabii canı çok az olduğu için Shelly'nin en azından aksesuarıyla falan böyle ileri atılıp adamın dibine girip patlatabiliyorsun da işte bir Tara'da böyle bir olay pek olmuyor. Bu Tara'yı da zaten Hindistanlılardan esinlenerek yapmışlar bu karakteri. Üstündeki göz armasından tutun da kıyafetlerine kadar ama elindeki şeyler yani fal kartları gibi bir şey elindekiler. İskambil kağıdı gibi de gösteriyorlar aslında. Karışık biraz. Çünkü Hindistan'da falan bu fal bakma olayları falan bayağı vardır. Ben bu adamı nasıl öldüreceğim bu robotu ya? Hasarım yok ki ona karşı şu an. 3 tane arka arkaya hemen şurada bir ah 8 bir tonu paketleyebilir. Ben şuraya çekeyim şunu. Ah onları ah. Hadi ya. Uf çok öldüm. Öldüm. Kaçamadım. Ya robot da kardeşim takıldı benim peşime. Kay bana yani. Ha, gördüğünüz gibi zaten bunlar tamamen bir Hint kültüründen esinlenmiş bir karakter. Tek göz. Bir tane de savaş topu gireyim şu şeyle. Bakayım savaş topunda iş yapabiliyor mu? Savaş topunda ultisi gerçekten iş yapar. Adamlar tam kalenin önüne atak yaparken veya biz atak yaparken adamları bir noktaya toplayıp kalenin önünü açma adına güzel iş yapar Tara. Ama standart vuruşlarında ne kadar iş yapar şimdi göreceğiz. Yürü 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 yürü. Tamam güzel vurdum onu. Çok güzel gidiyorsunuz şu anda. Oradan buradan bir rushladım orayı şu an. Bak şimdi attım onu. Aa neyse. Ben atam. Güzel. Ulti boşa gitti ama top boşa çıktı. Adam muhtemelen benim ultiyi görünce tabii bir kaçtı. Uş çok fena girdiler. Çok fena girdiler şu anda. Ya bütün takım Edgar olsaydı ya. Vallahi. Bütün takım Edgar olabilirmiş karşı takım. Of.
Güzel hasar verdim ona. Bizimkinin yürümesi lazım şu anda. Yapacağı tek şey o. Yürü 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 yürü. Yürü kardeş yürü. Şöyle arkama yaslanayım. Tara'nın tetiklenme süresinin kısa olması güzel bir şey bu açıdan. Ah, ulti atacaktım, onları toplayacaktım. Yapamadım. Bu sefer golü yok. Tamam, çeviririz. Ultim de var zaten benim. Gelemezler şu anda içeriye. Tamam, aldım abi. Gidiyoruz abicim. Yürü kardeşim. Yürü 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 yürü. Bir trick shot'ım yok mu? Bir trick shot'ım. Ah be. Ya hiç trick shot atamıyorum ya. Ya yayınlarda da böyle kardeşim. Bir tane trick shot atamadım daha ya. Benim için çok sıkıntılı bir durum bu yani. Sen bir gel bakayım. Oh, çok güzel. Vakit kazandık. Diğer takım arkadaşlarımız geldi. Abi takımlı oyunlarda takımı düşüneceksiniz, takımı. Kendini düşünmüyorsun babacım, yanlış. Bencillik yaparsan hayatta hep kaybeden sen olursun. Her zaman cömert olacaksın, paylaşımcı olacaksın. Oğlum bunlar çok fena geldiler. Attım şunları. Neyse 1-0 öndeyiz, üstüne yatalım bari. Çok güzel, oradan çevirmeleri biraz zor olur. Ah, sıkıntı yok. Bir saniyede de gelecek halleri yok. Güzel. Vallahi Tara'yı beğendim. Ama yakın mesafeden gerçekten iş yapabilen bir karakter bana göre. Uzak mesafeden hani kartları dağıldıktan sonraki tek kart vuruşunda hasar vermiyor hakikaten. Ama ultisi çok güzel. Ultisi gerçekten hem savaşta, yani bütün takımlı savaşlarda ultisi gerçekten mük. Hadi gelin en güzel 3 yorumu ekrana verelim, bakalım kimler neler yazmış. En güzel 3 yorumu ekrana verdim. Hadi gelin okuyalım bakalım. NX Brawl Stars kardeşimiz demiş ki: abi sen hayatımda gördüğüm az sayıda olan insanlardansın. Neslim tükenmek üzere, bunun farkındayım yani. Çok terbiyelisin. Oyuna para vermiyorsun, yani hakkını yememek lazım. Eyvallah kardeşim. Oyunlara para vermek, yani bir oyunu parayla satın alabilirsin, bunda bir şey yok. Ama oyunun içerisindeki karakterlere, itemlere, kıyafetlere falan böyle para harcamak, abi bana göre çok yanlış. Çünkü anne babanız bu paraları kolay kazanmıyor ve siz de gidip saçma saçma şeylere harcamayın abi. Ben oyuna hiç para harcamadan gayet mis gibi eğleniyorum abi. Burada maksat eğlenmek zaten. Kardeş Stars demiş ki: abi sen hayatımda gördüğüm en iyi YouTuber'sın. Senden iyi YouTuber bence dünyada yok. Eyvallah. Çünkü sen ahlaklısın. Anlatırken öğretiyorsun ve bizi eğlendiriyorsun. Daha çok uzun bir liste çıkar buradan. Yani abi bu özelliklerin hepsi bir arada olan bir YouTuber varsa o da sensin adamın. Adamsın abi. Habeşli Bilal, teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Fatıma Zehra Çiftçi kardeşim demiş ki: abi ben 3 arkadaşıma seni izlemelerini önerdim. İnşallah kanalın büyür ve daha çok takipçin olur. Ben de seninle oynamak için can atıyorum. Allah senden razı olsun. Abi canlı yayınlarımda biliyorsunuz destekçilerle chat'o, yani siz izleyiciler arasında turnuvalar yapıyorum ve ekrana kodu açık verip hepinizi davet ediyorum yayınlara. Cumartesi günleri saat 11'de, pazar günleri de saat 14'te canlı yayınlarıma herkesi bekliyorum. En güzel 3 yorum ekrandaydı. Siz de aşağıya yorumlarınızı eklemeyi unutmayın abi. 750 like'ınızı da beğen butonuna 1 saniyelik hareketle de basarsanız çok mutlu edersiniz beni. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.